Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde vektörler konusunu işleyeceğiz. Öncelikli olarak vektörlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Vektörlerin özelliklerinde de birinci özelliğimiz vektörlerin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü değiştirilmeden istediğimiz bir noktaya taşınabilir. Mesela şeklimizde K, L, N, M, P ve S vektörleri verilmiş. Ben buradaki K vektörünü, yönünü, büyüklüğünü ve şiddetini değiştirmeden bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilirim arkadaşlar. Yani k vektörünü artık şuraya taşıdığımızı kabul edebiliyoruz. Dikkat edersek büyüklüğü 2 birimdi. Yine 2 birim. Yönü için artı x yönündeydi. Artı x yönünde yazdık. Doğrultusu ise x doğrultusundadır diyebiliyorum. Peki vektörlerin eşitliği için bir vektörün eşitliğinden bahsederken yön doğrultu, şiddet ve birim bu dört özelliğin birden birbirine eşit olması gerekiyor. Bu özelliklerden birisi bunu sağlamazsa bu iki vektör için birbirine eşittir diyemeyiz. Şimdi baktığımız zaman K vektörü ile S vektörünün birbirine eşit vektörleri olduğunu söyleyebilirim. Peki vektörlerin eşitliğinde biz bu eşitliği nasıl göstereceğiz? K vektörü eşittir S vektörüdür diyebiliyoruz arkadaşlar. Ters vektör. Ters vektörler doğrultuları büyüklükleri ve birimleri eşit olan vektörlerdir. Ama yön olarak birbirlerinin zıt yönünde giden vektörler olmak zorunda. Yani ters vektör. O zaman diyebiliriz ki buradaki L vektörü ile M vektörünün yönleri birbirine ters olduğu için L vektörü artık eksi M vektörüne eşittir diyebiliyorum. Buradaki eksilik arkadaşlar bize sadece ne gösterecek? Yön. Yani L'ye göre eksi yönde, ters yöndedir diyebiliyoruz. Bir vektörün skaler bir büyüklükle çarpımı. Bir vektörü skaler bir büyüklükle çarparsan yine vektörel bir büyüklük elde edersin. Vektörümüzün yönü ve doğrultusunda herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece sayısal değerinde çarpım değeri kadarlık bir değişim olacaktır diyebilirim. Yani demek istediğim şu. Burada bir P vektörü var arkadaşlar. Ben P vektörünü bir birim olarak almışım. P vektörünü 2 ile çarptığımızı kabul edersek artık bu vektörün 2P değeri için K vektörüne eşitlenmiştir diyebiliyoruz. Çünkü dikkat edersek K vektörü de sağa doğruydu. 2 birim büyüklüğündeydi. Ve P vektörünün 2 ile çarpılmış hali de ne oldu? Sağa doğru 2 birim büyüklüğünde oldu. O zaman şunu söyleyebiliyorum ben de. K vektörü aynı zamanda 2 tane P vektörüne eşittir diyebiliriz. Eğer ki bir vektörü negatif bir sayı ile çarparsak o zaman vektörün yönü değişir arkadaşlar. Mesela atıyorum P vektörünü eksi 2 ile çarptığımızı kabul edelim. Bu sefer P vektörümüzün yönü de ters yöne doğru dönecektir. Ve büyüklüğünün de iki katına çıktığını söyleyebiliyorum. Peki vektörlerin büyüklük eşitliğinde? Büyüklük eşitliğinde bizim için yön ve doğrultunun hiçbir önemi yoktur. Sadece sayısal değerlere bakarız. Birimleri ve büyüklükleri birbirine eşit olan iki vektör için büyüklükleri eşittir diyebiliyorum. Ve ben bunu buradaki K ve L vektörleri için K'nın büyüklüğü 2 birim, L'nin büyüklüğü de 2 birim. O zaman şunu diyebiliriz. K vektörünün büyüklüğü Eşittir L vektörünün büyüklüğüdür diyebilirim. Veya aynı gösterimi K vektörünü mutlak değer içine alırsak yine buradaki mutlak değerin bize sadece bir vektörün büyüklüğünü ifade ettiğini söyleyebiliriz. Müzik